Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülşah ve bu kanalda kendimle ilgili ve kendi deneyimlerimle ilgili videolar paylaşıyorum. Uzun zamandır YouTube'dayım ve belirli bir süredir de YouTube'dan belirli miktarlarda para kazanıyorum. Sizinle de bu sürecimi paylaşmaya karar verdim. Yalnız bu bir bilgi ve eğitim videosu değildir. Sadece kendi para kazanma sürecimi anlatacağım size. Ve benim işime yarayan birkaç küçük ipucu vereceğim. Ben de deneyimleyen ve işin uzmanı olan kişilerin videolarını izleyerek bu süreçleri ilerletmiştim. 2020 yılının Nisan ayında 4 Nisan'da ilk videomu paylaşmıştım. Bu videoyu paylaşma sürecimi bir iki önceki videoda anlatmıştım zaten size. Ki benim geçmiş videolarımı izleyenler de zaten neden paylaştığımı, nasıl başladığımı biliyorlar. Diğer videolara da göz atabilirsiniz. Bu videoyu attım. Genel olarak zaten sağlık konusu ilgi çeken bir konu YouTube'da. Çok aratılan konulardan birisi. Videoyu attım. Daha sonra hani bana göre hızlı izleniyordu video. Hatta birkaç ay video da paylaşmadım ben çok aktif olarak. Ama videoların devamını getirmek hep aklımda vardı. Daha sonra bu ilk attığım video bir anda çok hızlı bir yükselişe geçti. Yani bir gecede 10 bin, bir gecede 20 bin izlenmelere ulaşıyordu. Ya bir gecede derken 24 saatte. Ben onu sabahleyin izlenme oranını görebildiğim için YouTube'da bazı veriler bir gün ya da iki gün aralıkla geç düşüyor. Hani tam doğru hesaplanabilmesi için kazançlar da aynı şekilde. Bir önceki günü ya da iki önceki günü bir gün sonra görüyorum. Ben sabah gördüğüm için gece diye söylüyorum size. Her neyse çok hızlı bir izlenmeye ulaştı bu. Yani 24 saatte 10 bin izlenme, 20 bin izlenme, işte 40 bin izlendiği bile olmuştu bir günde. Bu beni hem yeni video çekmeye teşvik etti hem de bu para kazanmamın aktifleşmesi için hızla ilerliyordu kanalım. Zaten ilk önce 1000 aboneye ulaştım ben çok hızlı bir şekilde. Arkasından kısa süre sonra da 4000 saat izlenmeye de ulaştım. Böyle olunca YouTube'da, YouTube Stüdyo'da para kazanmamı aktif hale getirmiş oldum. YouTube Stüdyo'da para kazanmamız aktifleşmiş hale geliyor. Ama tamamlamamız gereken, yani paramızı çekebilmemiz için tamamlamamız gereken birkaç prosedür var. Bu da şöyle, YouTube Stüdyo sizi AdSense hesabı açmanız gerektiğini söylüyor. Burada zaten YouTube Stüdyo'dan yönlendiriliyorsunuz. Yani bir AdSense hesabınız var mı yok mu ya da bilmiyorum seçenekleri çıkıyor. Yoksa yeni bir AdSense hesabı açıp YouTube kanalınıza bağlıyorsunuz. Burada zaten tamamen size yönlendirildiği için ben çok fazla bilgi vermeyeceğim. Şu an çok ayrıntısını da hatırlamıyorum zaten. Bir AdSense hesabı açtım. Bu AdSense hesabında bir kimlik doğrulaması yapmamız gerekiyor. Daha sonra kanalımız incelemeye alınıyor ve eğer gerekli uygunluk görülürse, yani herhangi bir ihlal ya da yanlış bir durum yoksa eğer, kanalımız onaylanıyor. Yaklaşık bir ay sürüyor deniyor. Ama benim kanalım iki gün içerisinde onaylanmıştı. Yani onay maili iki gün içerisinde geldi. Yani ben YouTube'a girdikten sonra her şeyi çok kolay bir şekilde halledebildim. Hani bu süreçleri bazen onaylanmayan ya da bir ay boyunca bekleyen insanlar da oluyor. Ama benimki iki gün içerisinde onaylandı. Sonra yine ödeme alabilmemiz için ve YouTube ve AdSense bizim kimliğimizi, adresimizi doğrulayabilmesi için bir pin gönderiyor. Bu pin Amerika'dan geliyor ve yaklaşık bir ay içerisinde adresinize gelmesi bekleniyor. Bu yüzden adres bilgilerini doğru yazmak çok önemli. Ve PTT yoluyla geliyor bu pin. Bir zarfın içinde geliyor. Yine bu pin eğer gelmezse ilk seferinde ikinci, üçüncü ve dördüncü defa isteme hakkınız da var. Ve bu pin 4 seferde de gelmezse manuel olarak bir doğrulama yapmanız gerekiyor. Ama benim ilk seferine geldiği için ben otomatik olarak kolayca halletmiş oldum işimi. Bu pin de yaklaşık 2 hafta bile sürmedi. Yani bir 14 gün içerisinde adresime gelmişti. Posta kutusunu sürekli kontrol ediyordum zaten. Kapıya da gelmedi. Posta kutusuna bırakıp gitmişlerdi. Ya benim için çok önemliydi ya. Her gün evden dışarı çıkmıyordum. Ama mesela inip posta kutusuna bakıp geri geliyordum. Hani ne olur ne olmaz diye. Pin geldi. Ben bunu yine AdSense doğrulama olarak girdim. Daha sonra banka hesabı da tanımlamanız gerekiyor. Benim o zamanlar farklı bir banka hesabı vardı. Onu tanımladım oraya. Tanımladıktan sonra bir ya da iki gün içerisinde hesabınıza 1 liradan düşük bir miktarda para yatırıyorlar.
benim mesela 0.17 kuruş yatmıştı. Bu banka hesabını doğrulamak için yine AdSense'deki o banka bilgilerinin olduğu yerde bu tutarı tam doğru olarak kuruş kuruşuna, yani kuruş yatırıyorlar zaten. Kuruşu kuruşuna giriyorsunuz ve banka hesabınız da doğrulanmış oluyor. Ama ben bu banka hesabını daha sonra değiştirdim. Yani bu hesabı hiç kullanmadım. Onun sebebini de birazdan anlatacağım. Her neyse, bütün işlemleri tamamladıktan sonra artık YouTube'dan para kazanabiliyordum. Yani para kazanmam 1000 aboneyi geçtikten ve 4000 saat izlenmeyi geçtikten sonra artık hani YouTube stüdyoda günden güne kazandığım paraları görebiliyordum. Hani kazanıyorum ama hesabıma yatmıyor. Bu arada bu pin doğrulamasının gönderilmesi için ilk önce YouTube'un ülkelere göre belirlediği bazı limitler var. Mesela Türkiye'nin limiti ben aktifleştirirken 10 dolardı. Yani benim kazancımın 10 doları geçmiş olması gerekiyordu. Daha sonra benim adresime pin gönderiyordu. İşte 10 dolar o zaman işte 80 mi 90 mı o kadar tutar geçtikten sonra benim adresime pin gönderdiler. Şu anda da hala 10 dolar mıdır bilmiyorum. Yani bir 180-200 lira kazanmanız gerekiyor ilk önce. Daha sonra pini gönderiyorlar. Bu arada şu an biraz grip gibiyim. Hem konuşmakta hem de nefes almakta zorlanıyorum. Sesim de değişti biraz. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince düzgün bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. Her ay YouTube'dan belirli bir miktarda izlenmenize göre para kazanıyorsunuz. Atıyorum ki bu ay 100 lira kazandınız diyelim. Bu 100 lira Ocak ayında 100 lira kazandınız. Şubat ayının 10-11'i gibi AdSense hesabınıza yansıyor. AdSense hesabınızda da birikiyor ve eğer bu tutar limiti geçtiyse banka hesabınıza da 20'si 25'i arasında yansıyor. Yani siz Ocak ayında kazandığınızı Şubat ayının sonuna doğru alıyorsunuz. AdSense'de belirli bir eşik var. Bu eşik en düşük 200 TL. Yani kendisi otomatik olarak 200 liraya ayarlanmış oluyor zaten. Ama ben bunu yükseltmiştim para hemen hesabıma geçmesin diye. Bunu da anlatacağım. Bu eşik dolana kadar birikiyor o hesapta. Neden ödeme eşiğini yükselttim? Ben hani bayağı yüksek bir tutara yükseltmiştim ki bu para hani birikirken hesabıma geçmesin diye. Neden? Çünkü biz YouTube'dan ya da herhangi bir yerden gelir elde ediyorsak vergi vermemiz gerekiyor. Vergi vermeden bu parayı ben banka hesabıma alırsam da suç işlemiş oluyorum. Bu yüzden de bu paraya dokunmadım ben birkaç ay. Bu vergileri verebilmem için de bir şahıs şirketi kurabilmem gerekiyordu. Yani YouTube'dan para kazanıyorsam bunun vergisini şahıs şirketi kurarak işte muhasebeciyle hallediyordum. Ama ben şirket kurmadım çünkü işte hem şirket kurmanın işte küçük de olsa bir maliyeti var. Hem de işte aylık belirli bir gider var. İşte Bağkur çıkıyor, vergisi çıkıyor. Belirli birkaç şey daha var. Atıyorum o dönemde işte ben 500 lira kazanıyorsam bu tutarlar işte 1500-2000'i geçiyordu. Yani kazancı geçiyordu. Bu yüzden de hani aldığım kazancı bir anlamı olmuyordu. Bu yüzden ben şirket kurmadım. Paraya da dokunmadım. Para benim AdSense hesabımda birkaç ay bekledi. Yani her ay kazanılan para AdSense hesabına yansıyordu. Yalnız bu çok fazla sürmedi çünkü vergi kanununda bir değişiklik oldu. Bu sayede ben de paramı çekebilmeye başladım. Bir de o dönemde hani 1000 aboneye ve 40.000 saat izlenmeye ulaşmak için hani böyle benim aşırı işime yaradı. Yani bir anda YouTube'dan para kazanmam aktifleşmiş oldu. Ama o dönem hani aktifleşene kadar o tutarları herhangi bir kazanç elde edememiş oldum. Sonrasında 2022 Ocak ayı itibariyle yeni bir vergi kanunu yürürlüğe girdi. Bu da istisna belgesi alabiliyorduk. Yani sosyal medya içerik üreticileri ve mobil cihaz uygulama geliştiricileri için biz artık vergi vermek için şirket kurma zorunluluğumuz yok. Yani şöyle, artık vergi dairesinden, ikametimizin bulunduğu vergi dairesinden bir istisna belgesi alıyoruz. Bu istisna belgesiyle bankaya gidiyoruz. Bankadan bir hesap açtırıyoruz ve bu açtırdığımız hesapla tekrar vergi dairesine gidip bu hesabı oraya tanımlatıyoruz. Yani buradan kazandığımız bütün paraların vergisini banka hesabımıza yattığı andan itibaren %15'ini kesip devlete vergi olarak gönderiyor. Yani harika oldu. Sadece bazı küçük açıkları var bildiğim kadarıyla. Ben bundan şu an etkilenmiyorum çok şükür ama etkilenen çok fazla insan var. Yani çok fazla video izledim ve
hani hiç çalışmayan, bir sosyal güvencesi olmayan insanlar için yani otomatik bir Bağkur borcu çıkıyor. Hani atıyorum ki 500 lira kazanan bir kişi var. Burada sosyal medyada işte içerik üretiyor, paylaşıyor. Ama ona 1500-2000 civarında bir Bağkur primi çıkıyor bu sefer. Şimdi ben bu aşamaları nasıl yaptım ondan bahsedeceğim. 2022 Ocak ayında tamam böyle bir kanun çıktı ama ben biraz beklemek istedim. Hani insanlar nasıl yapıyor, neyle karşılaşıyorlar bunu görmek istedim. Ocak ayından itibaren yine yatan hiç paraya dokunmadım. Ödeme eşiğimi biraz daha yükselttim hesabıma geçmesin diye. Daha sonra beklemeye başladım. Bu süreçte de sürekli işte YouTube'dan takip ediyordum. Özellikle Muhlis Akkoca'nın kanalını takip ediyorum. O bize bilgiler veriyor bu konunun yasal içerikleriyle ilgili de. Ve bu süreci yaşayan insanların videolarını da izledim. 2-3 ay önce de ben YouTube'dan ilk paramı çektim. Tabii birikmiş paramı diyeyim size. İlk önce bu deneyimleri izledim ben. Takip ettim. İnsanlar nasıl yapmış, nasıl etmiş, en kolay yolu nasıl. Bizim adresimizin bulunduğu vergi dairesine gidip bir istisna belgesi için başvurmamız gerekiyor. Ama benim adresimin bulunduğu vergi dairesi bana uzak olduğu için ve ben gitmeye üşendiğim için ve bunun bir kolay yolu olduğu için ben o şekilde ilerledim. İlk önce interaktif vergi dairesinin uygulamasını telefonuma indirdim. Daha sonra şu yana da koyacağım zaten aşamaları kendim nasıl yaptığımla alakalı. İnteraktif vergi dairesinin sol üst köşesinde 3 çizgi var. Oraya tıklıyoruz. İşlem başlat diyoruz. İşlem başlat dedikten sonra vergi işlemlerine tıklıyoruz. Vergi işlemlerinde de sosyal medya içerik üreticiliği ile mobil cihaz uygulama geliştiriciliği istisna belgesi dilekçesine tıklıyoruz. Daha sonra burada bizimle ilgili kişisel bilgiler istiyor. Mesela ad, soyad, TC gibi. Bu alanları da kendimize göre doldurup bu belge için başvur diyoruz. Ya burada zaten sizi otomatik olarak yönlendiriyor. Hani onların ayrıntısını anlatmama gerek yok. Ben başvurdum. Daha sonra orada işlem durumlarım ve sonuçlarım var. Yine o sol üst köşedeki 3 çizgiye tıkladıktan sonra işlem durumlarım ve sonuçlarımdan bu başvuruyu takip edebiliyorsunuz. Yine her işim kolay gittiği için 2 gün içerisinde bana dönüş oldu. Tam onaylamadan önce de beni vergi dairesinden ertesi gün aradılar. Dediler ki hani neden bu belge için başvurdunuz? Dedim ki bir YouTube kanalım var. Ben burada video çekiyorum, içerik üretiyorum. YouTube kanalımın adını da söyledim. İşte hani buradan da bakabilirsiniz diye. Telefonla görüştük. Tamam dediler. Bu dilekçeyi onaylıyoruz biz. Tamam dedim, böyle anlık takip ediyorum hatta. Sonra işte hani onayını bir türlü göremediğim için geri ben vergi dairesini falan aradım. Dedim hala onaylanmamış. Dediler hani imza da işte düşer, bugün yarın düşer diye. 2 gün içerisinde dilekçem hazırdı. Bu arada takibi işlem durumlarım ve sonuçlarım ayrıca gelen evraklar bölümünden takip ediyorsunuz. Hani bu ayrıntıyı unutmuşum. Ve benim istisna belgem geldi. Ben bunu yine online olarak hani çıktısını aldım. Bununla beraber Ziraat Bankası'na gittim. Daha önceden bir Ziraat Bankası hesabım vardı. Ama bu YouTube'dan gelen gelirlerimin, yani bu hesaba başka hiçbir yerden, işte havale, EFT bir gelir gelmemesi gerekiyor. Yani bu da çok önemli. Vergi dairesinden bunu da inceliyorlar diye biliyorum. Ben kendime yepyeni bir hesap açtırdım. Yani bu IBAN'ını da hiç kimseyle paylaşmıyorum. Siz de hiç kimseyle paylaşmayın. Bu arada hani en kolay Ziraat'tan çözüldüğünü duyduğum için hani hemen hemen herkes Ziraat Bankası'ndan yaptırmıştı bu işlemi. Ben de o yüzden hani işimi garantiye almak için Ziraat Bankası'na gittim. Vezne'den değil, bireysel danışmanlık alanından sıra alıyorsunuz hesap açtırmak için. Daha sonra oturdum. Oradaki hanımefendi sağ olsun yardımcı oldu. Daha önce böyle bir işlem yapmamıştı ama bu konuyla ilgili biraz bilgisi vardı. Ben de yine izlediğim bir videodan aldığım ipuçlarıyla beraber onları not almıştım. Hanımefendi işte hesap numaramı açarken ona yardımcı olmak adına hani gerekli sıralamayı ona ben de söyledim. Hani onun işini kolaylaştırmak için. Bankaya gittiğinizde hani daha önce bu şekilde hesap açmamış bankacıyla karşılaşırsanız hem ona hem size destek olmak, işinizi kolaylaştırmak açısından ya bizim işimize yaramıştı o gün. Ben buraya o sıralamayı paylaşayım. Siz de ekran görüntüsü alabilirsiniz.
Bankaya gittim. Yeni kendime sosyal medya içerik üreticiliği için bir hesap açtırdım. Sonra eve geldim. Tekrar interaktif vergi dairesine girdim telefonumdan. Sol üst köşedeki 3 çizgiye tıkladım. İşlem başlat dedim. Vergi işlemleri. Ve üçüncü olarak da orada zaten görünce adımları siz de anlayacaksınız. Sosyal medya içerik üreticiliği ile mobil cihaz uygulama geliştiriciliği istisna belgesi banka bilgileri bildirim dilekçesine tıklıyorsunuz ve bankadan aldığınız hesap numarası ya IBAN'ı oraya kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra artık sizin bir vergi veren bir hesabınız var. Daha sonra ben söylemiştim size AdSense'de eski bir kendi normal bir hesabımı kaydetmiştim ama oraya hiç para yatmamıştı. Hani o hesabı hiç kullanmamıştım. Daha sonra AdSense'e girip oradaki bankayı bilgilerini sildim ve yeni ödeme yöntemi ekledim. Bu Ziraat Bankası'ndan aldığım yeni IBAN'ımı oraya ekledim. Ekledikten sonra yine aynı işlemi yaptık. Banka IBAN'ımı doğrulamak için benim hesabıma yine küçük bir mesela 0.33 kuruş para gönderdi. Ben o parayı tekrar AdSense'e girdim. Ve bu Ziraat Bankası hesabımda da %15 yani o küçük mesela 30 kuruşun %15'ini vergi olarak kestiğini işte 3-5 kuruş kesti gönderdi. Onu da görmüş oldum. Ve bu sayede hani artık ödeme eşiğimin geçse de para hesabıma rahatlıkla yatabilecek vergisini de vermiş olacağım diye içimde rahatlamış oldu. Ödeme eşiğini hesabımdaki para tutarı kadar düşürdüm. Ve bir sonraki ay hesabıma geçmiş oldu. %15 vergisini de vermiş oldum. Yani hem kenarda birikmiş parayı topluca almış oldum. Hem de artık YouTube'dan düzenli bir gelirim var. Yani bu çok güzel motive edici bir şey gerçekten. Hani küçük küçük de olsa yani bir geliriniz var, bir kazancınız var. Yani buraya video atmayı çok seviyorum gerçekten ve artık hani daha fazla zaman ayırmaya çalışıyorum. Ve hani paylaşacak çok şey olduğu için de hani sürekli zaman yaratıp böyle videolar atmaya çalışıyorum. Ya bu emeklerin karşılığını almak da çok güzel. Yani hem video çekmek hani keyifli benim için. Ama böyle bazen heyecanlanıyorum. İşte mesela bugün konuşmakta çok zorlanıyorum. Birazcık üşüttüğüm için. Umarım düzgün konuşabilmişimdir. Çünkü ben çok zorlanıyorum. Sesim de değişti. Hem de bu videoları düzenlemesi var, ayarlaması var. Yani gerçekten size basit gibi görünse de hani çok büyük bir emek var bence. Bu emeklerin karşılığını almak da insanı çok mutlu ediyor. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ben sigortalı çalıştığım için hani Bağkur ödemesi çıkmıyor bende. Çünkü zaten ben sigortalıyım. Ama hiç sigortası olmayanlar, çalışmayanlara otomatik olarak Bağkur borcu çıkıyor diyebiliyorum. Yani umarım bu da düzenlenir. Hatta düzenlenmiştir. Buna itiraz edilebiliyor diye de biliyorum. Ama hani yanlış yönlendirmek istemiyorum. Bu konuyla ilgili avukatların, mali müşavirlerin ve muhasebecilerin de çektiği videolar var. O videoları da izleyip hani en güncel olanlarını izleyip daha ayrıntılı bilgi de elde edebilirsiniz. Ne kadar kazandığımla ilgili bir paylaşım yapmayacağım bu arada. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım size bu video yardımcı olmuştur ve keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada artık birçok videonun altında teşekkür özelliği çıktı. Yani bu teşekkür de şöyle ki videoyu beğendiyseniz video sahibine destek olmak için oradan bir ödeme yapabiliyorsunuz. Sanırım bu tutarı da siz belirliyorsunuz ya da orada belirli tutarlar var o şekilde. Bu özellik de YouTube'a yeni geldi. Videolarımı izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.